Yemek yemeyeceğim sen ya? Yemeyeceğim. Otursana şuraya bir. Bak Şadiye, bu çevrede, bu semtte böyle şeyler olmaz, tamam mı? Apartman burası. Öyle çocuk gibi avaz avaz parti verilmez. Hem sen daha ne kadar görüşmeye devam edeceksin bu arkadaşlarınla? Abla, sen yokken onlar vardı ya benim yanımda. Biz beraber yürüdük böyle gece İstanbul kaldırımlarını. Hastalandık, biz birbirimize baktık onlarla ya. Aç kaldık, paramızı paylaştık. Ben şimdi böyle yepyeni bir hayat kurdum ya, seni buldum. Ben onlarla kutlamak istedim yani bunu. Böyle olmaz ki. Biz hepimiz insanız yani. Böyle meslek gruplarına göre ayrım falan olmaz ki yani. Abla hele sen, hele sen hiç yapma. Sen o adi işler yapan firmayla iş yaparken hiç yapma yani. Sonuçta ikimiz de bir şeyler satıyoruz biz, değil mi? Şadiye, haddini aşıyorsun. Abla olmuyor ya böyle. Ama ben gideyim abla, ne olur ya. Şadiye saçmalama. Hemen kestirip atma, ne olur. Bak büyüdük biz. Çok acı çektik bu kestirip atmalardan zaten. Ha? Yapma ne olur. Bir orta yol buluruz. Melek. Aa, merhaba. Merhaba. Ay ne güzel şeyler bunlar. Bana mı? Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sen o kadar ilgilendin benimle. Zahmet oldu sana. İlgileneceğim tabii. Görevim bu benim. Eğer diyorum... eğer müsaitsen... çay falan içmeye gitsek. Tabii müsaitsen. Olur tabii. Olur. Çok kalamam ama. Evden merak ederler. Yok yok. Çok kalma. Ben hemen böyle zaten çıt çıt iki dakikada içiveririm çayı. Tamam. Yardım edeyim sana. Ben Manisalıyım. Bizim büyük büyük dedeler Selanik'ten İzmir'e göçmüşler. Sonra da Manisa'ya yerleşmişler. İşte ben de hemşirelik okulumu bitirdikten sonra Yaslan Hastanesi'ne çalışmaya başladım. Annemler de sağ olsun yalnız bırakmadılar. Benimle geldiler. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de burada çalışıyorum. Hı. Öyle koşturmaca falan. Ya ben hastaneden çıktığım günden beri hep sizi düşünüyorum. Böyle maviş gözler falan. Ya bir de kimse daha önce öyle ilgilenmedi benimle o kadar. Ya biz görüşelim mi? Çıkışa gelin yine istersen. Cuma mı? Ben ne yapacağım cumaya kadar ya? Kendimi bıçaklattırsam, hastanelere mi düşsem acaba ya? Sakın ha! Bakın, bence hayatınıza artık bir yoluna koyun. Hikayenizi biliyorum, hastanede konuşurlarken öğrendim. Kumar çok kötü bir alışkanlık. Yok, ben tövbe ettim. Kumar mumar yok. Hı. Dersimi aldın mı? Tamam.
Ben artık kalkayım. Pardon. Hesabı alabilir miyim acaba? Ustam be, diyorum ki beni yeniden işe alsan. Bak, vallahi bu sefer çok usuduracağım. İt gibi çalışacağım. Hatta boyaya da gönderirsin beni. Nasıl çalışacaksın? Merdivene çıkman da gerekecek. Çıkarım usta. Vallahi çıkarım. Dama bile çıkarım. Maymun gibi olacağım diyorum. Sana söz veriyorum ya. Ne olur be usta. Peki, al önlüğünü. Ama bir yamuğunu görürsen atarım dışarısı. Yamuk yok. Sağ ol ustam. Alın şunları pişirin de midelerimiz bayram etsin. Ya niye zahmet ettin Erdoğan? Ya bir sürü de masrafa girmişsin. E biz hallediyorduk. Olur mu öyle şey Hatice? Yani siz de benim oğlana bakıyorsunuz. Ben size bir şey diyor muyum? Hadi. Sağ olasın. Hadi Şadiye, mutfağa götürelim de. Ne olan öyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun? E bize de söyle, biz de gülelim. Ne alakası var ya? Erdoğan abi, ben işe girdim yine. Nalur beni işe aldı tekrardan. Aferin lan, aferin lan. Ne oldu? Yolda yürürken kafana bir şey mi düştü? O ne? Omzuma melek kondu, mavi gözlü melek. Görürsün, her şey çok güzel olacak. İnşallah. Anladım ben. Sen o hastanedeki kızı diyorsun değil mi? Ay Erdoğan abi, ama o kadar güzel ki vallahi melek melek. Görüşüyor musun sen onunla be? Sana ne be? Allah Allah ya. Görüşüyorum. Ne oldu? Görüşüyorum. O kız insan muamelesi yaptı bana. Görürsünüz bak. Adam olacağım bundan sonra. Neler yapacağım ailem için, görürsünüz. Abicim ya, inanıyorum ben sana. Benim canım abi. Ne yapayım benim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.